mesela benim saçım var, senin saçın yok. Niye böyle? Bu determinist olsaydı ikimizin de aynı Ah olmamız keşke, gerekirdi. keşke, Ya çok evet. ciddi Çok söylüyorum yani. keşke Mesela kimsenin saçı olmasın. herkesin 3,25 derece miyop olması gerekirdi. Determinizm Newton fiziğiyle işliyorsa bu Ya iş da en yani. basına iki tane aynı parmak izi bulabilmeliydik yani. Evet, aynı parmak izini Hı. bulabilmeliydik çünkü hani fizik ölçülerle bütün bunlara bakıyorsak biz nasıl farklılık ve çokluk görüyoruz burada? Yani bunu göremiyor olmamız gerekirdi bizim. Valla ben geçen hafta yani bu konuda gerçekten hayatımın en önemli ziyafetini yaşadım, onu söyleyeyim. Bu bilimlerin yani yaşam bilimlerin yaşamın ortaya çıkışının karmaşıklık bilimlerin dünyadaki en büyük ismiyle şu anda Stuart Kaufman'la beraber ve eşi Catherine Kaufman'la beraber 2,5 gün geçirdik. Sonra bir de bir akşam yemeği üstüne. Adamın bütün kafasındaki mevzu bu yıllardır. İşte düzenin kökenleri, Origins of Order falan gibi kitaplar var. Şimdi yeni bir tane kitap yazıyormuş. Üzerinde çalışıyor. Yakında çıkıyor kitap. İşte bir kopyasını inşallah alacağım, direkt kendisine imzalı. Kitabın temel savı şu: canlılık algoritmik ya da kompütasyonel olarak ifade edilebilir bir şey değildir. Yani canlılık bildiğimiz anlamda fiziğe indirgenemez, fiziği aşan bir şeydir. Ontolojik emergence diyor, öyle bir tabir kullanıyor ona. Yani varlıksal olarak bizim adına canlı dediğimiz şey maddenin davranışından zuhur eden ama madde cinsinden olmayan bir davranış biçimidir diyor. Ve bunun üzerine yıllardır topladığı kanıtları bayağı matematiksel formülasyonlarla falan, yani sadece böyle edebi bir eser olarak değil, bayağı ciddi ciddi yazıyor. Biz günler boyunca bunu tartıştık. Şimdi bu benim yıllarca, ben tabii kendisini çok takip etmiş, okumuş birisiyim. Hani adamı karşımda görünce de böyle irkildim, kongreye gidince falan böyle bir heyecan yaptım. Zaten yani benim de içimde hissettiğim, çünkü kendisini oraya getiren görüşlerin bir kısmını bildiğim için bir şekilde içten içe bildiğim bir şey, ama kendisinden bunu duymak yani bir şeye daha beni çok ikna etti. Biz biraz modellerle bakış hadisesini, özellikle canlılık söz konusu olunca, abartıyoruz. Herkesin dikkatini bir bilim tarihine çekeyim. Fizikte işte Kopernik'i, Kepler'i, ondan sonra Newton'u, işte orada arada Galilei, sonra Einstein'ı, sonra işte kuantum devrimini falan herkes biliyor. Fizik devrile devrile geliyor. Sürekli böyle yeni bir şey öbürünü değiştiriyor, geliştiriyor falan filan. Tabii anlayış değişiyor. Ya biyolojide bunların hiçbiri olmuyor. Biyolojide bir tane büyük devrim var. Bugünkü modern bilim anlamında, o da Darwin devrimi. Yani Darwin'in de o bütün sistemi açıklayıcı, aslında biyolojinin mikro düzeyiyle falan çok ilgisi olmayan bir sistem önerisi olmuş. Onun dışında biyoloji böyle gelmiş, böyle gidiyor. Neden? Bilimin çalışabileceği, yani canlı çalışabileceği araçları yok denecek kadar az. Yani biz canlının fiziki tarafına takılıyoruz. Fiziki tarafını inceliyoruz. Elimizde başka bir şey yok çünkü. Ve eğer canlı fiziğe indirgenemeyecek bir şeyse, ki öyle gözüküyor, bu durumda fiziksel araçlarımız son derece yetersiz. Kanıtı nedir? Laboratuvarda yapamıyorsun bu meriti. Yani bütün bir bakterinin içini dışını, bütün işte listesini, siz biliyorsunuz, derslerde size anlatıyorlar. Bütün malzemeyi de aktardan alırsın ya, yani ne bileyim, laboratuvarda Evet. bulursun. Koy bir kaba, karıştır, ekol yap. İşte bir bakteri yap. Yok, yapamazsın. Yani bu bir şey değil. Yapamıyorlar işte, ondan Allah yarattı bağlamında söylemiyorum bunu. Evet, maddi bileşenlerden oluşuyor. Evet, bu maddi dünyadan çıkıyor. Fakat o kadar özel bir şey ki, belki çok az sayıda oluşabilecek bir, hani çok büyük bir denk gelmeler zinciri gerekiyor. Daha sonra kendi kendisini, kendi kuralları çerçevesinde, matematiksel, algoritmik ve fiziksel olmayan kurallar çerçevesinde idame ettiren bir sistem. Ve Kaufman bunun için şunu diyor: kendisi hani inançsız bir insan böyle bir de temelde, ama diyor ben bir şeye tapacak olsam diyor, bu dünyaya, yani biyosfer dediğimiz o canlılık sistemine taparım, çünkü o inanılmaz yaratıcı bir şey diyor. Yani orada bir yaratıcılık hali var ve devamlı olarak öngöremediğimiz, ilerisi için herhangi bir tahminde bulunamadığımız çok çılgınca şeyler yaratıyor diyor. Mümkün olan her şeyi yaratmıyor diyor. Olması gereken her şeyi yaratıyor. Yani orada da bir ontolojik amaçlılık falan çıkıyor karşına baktığında. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Canlının şu andaki en komplike ürünü olan insanoğlu. Bir de onun daha tarifini bile yapamadığımız bilincini, iradesini, düşüncesini, şusunu busunu açıklamaya çalışıyoruz. Fiziksel sistemlerle ilgili modellerimizin burada yetersiz kalacağı aşikar. Ne yapalım, bunu bırakalım mı? Hayır. Modelleri ve kafamızı genişletelim. Bu sorun
cross disipliner bir sorun. Yani birçok alanda işte bir felsefecinin, bir sinir bilimcinin, bir çiftçinin, bir esnafın, bir efendim düşünürün, bir sufinin, bir budistin, adamın budist rahibinin bir araya gelip de insanlığa dair tecrübelerini koymasını gerektiren bir, yani büyük sorun. The big question bu. Bilinç nedir, nereden gelir? Bunu böyle yaklaşmadığımız zaman da sıkışıp kalacağız. Kuantum meselesiyle ilgili de bir tane şey söyleyeyim. Bunu derslerde anlattığım zaman öğrenciler şaşırıyor. Şimdi artık biz çok sinir bilimi anlatıyoruz ya, biraz da bilgiler harcıyor, alem oluyor. İşte serotonini, dopamini, takım malzemeler salgılanıyor, kalsiyumlar, magnezyumlar girip çıkıyor. Ya belli ki beyinde kimyasal bir şeyler oluyor. Fizik laboratuvarlarında, özellikle kuantum fiziği araştırmalarında bir hadise vardır. Parçacıklar küçüldükçe, mesela elektron gibi, proton gibi, tek tek atomlar gibi parçacıklar, böyle o çift yarık deneyi gibi deneylerde kullanıldıkça, bunların maddesel özelliklerinin çok düşük düzeyde ama dalgasal özelliklerinin yüksek düzeyde olduğu bulunur. Yani maddenin o ikili bir özelliği vardır, dalga parçacık. Kütle küçüldükçe dalgasal özelliği artar. Şimdi bu bir belli bir düzeyden sonra madde büyük karmaşıklaştıkça artık dalgasal özelliği azalıyor, parçacık gibi oluyor. Biz o yüzden camdan atlayınca ölüyoruz. Yani duvarların içinden geçemiyoruz falan. Evet. Büyüyüz çünkü. Peki bu sınır ne? 60 karbonlu fullerit diye bir molekül var. 60 karbondan oluşan bir futbol topuna benzer bir molekül bu. Aynı futbol topu gibi hakikaten. Bunu çift yarık deneyinde kullandığınız zaman 60 karbonlu koskoca kar topu gibi şey bile kuantum davranışı gösteriyor ağırlıklı olarak. Yani dalga gibi davranıyor. Bunu niye söyledim? Beyinde bizim bugün derslerde anlattığımız işlevler tek atomlar olan kalsiyum, magnezyum, klor, sodyum falan gibi iyonların, atomların hareketlerine bağlı. Ve bu atomlar klasik fizikten çok kuantumsal nesneler. Bir kalsiyum atomunun etrafında kendisinin yüzlerce katı kadar etki ettiği bir kuantum alanı var. Onlar böyle toplar gibi deliklerden geçmiyor. Biz bunu fiziksel olarak biliyoruz. Bir dalga fonksiyonu olarak birçok yere etki ediyor. Ama bakın, bütün tıp kitaplarını, bütün nörobilim kitaplarını araştırın. Böyle bir kuantum fiziksel beyin modeli yoktur. Çünkü biz bunu nasıl hesaba katacağımızı bilmiyoruz. İçerisi sıcak, içerisi karışık. Beynin içinden bahsediyorum. Vıcık vıcık bir çorba. Burada o incelikli kuantum süreçlerini inceleyebilecek yeteneğimiz yok, kapasitemiz yok. Dolayısıyla biz beyni böyle anlamak istiyoruz çünkü bizi rahatlatıyor. Böyle topçuklar girip çıkıyor deliklerden. Biri gidip işte anahtar kilit gibi bir alıcıya bağlanıyor. Oradan bir enzim yapıyor falan filan. Ama emin olun sistem böyle çalışmıyor. Ve sistemin böyle çalışmaması çok doğal. Çünkü eğer kuantum fiziğinde bildiğimiz maddenin özüne dair bildiğimiz şeyler gerçekse beynin çalışma sistemini kökten yanlış anlamış vaziyetteyiz. Ben onu söyleyebilirim. Sadece insan biliyorsun şeydir, yani tarih boyunca İslam tarihinde de anlatılır ya, helvadan put yapıp tapıp olsa yiyorlarmış falan. Evet. Aynı şeyi yapıyoruz. Modelimizden bir put yapıyoruz. Onun için kavga ediyoruz. Sonra da o puta oturup yiyoruz yani. Bir saçma bir durum. Gerçeğin biraz daha büyük olabileceği ihtimali, özellikle bu özgür irade konusu o yüzden önemlidir. Sınırda bir konu çünkü. Yani burada bak birçok yere girip çıkmamız gerekiyor ve kolaylıkla böyle mekanistik bir bilimin halledilebileceği bir mevzu değil.